Merhabalar, ben Görkem. Bugün mükemmel bir gün. Bugün efsane bir gün. Ona tıkış. Mizah desen varın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine b**tan esprilere bakıp b**tan tepkiler vereceğiz. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın mutlaka, çünkü orada çok eğleniyoruz. Şimdi gelin başlayalım. İlk esprimiz iPhone 6. Başkan espris. Neyse, devam ediyoruz arkadaşlar, hiç görmemiş gibi yapıyoruz. Oğlum bu ne, 2009 Facebook esprilerine bakıyoruz biz şu an. Pandemi yener, funda mı arar, Seray mı sever? Bunların üçüne de Neşet İşler, Ahmet Çakar, bunu duyan Görkem bunu duyan Ferhat Göçer, bunların tarihini gönül yazar mı? Allah'ım, yani şimdi ekrana monitörü yumruk atmamak için sorduruyorum. İçime cin girdi. Çok komik. Salak. Bozmadan önce yap boza iyi bakın. Aynalı yap boz lan. Oha, nasıl lan? İlk defa görüyorum böyle bir şeyi. Tüple dalmak. Ya bunlara günah varsa bu video çıksın ya. Gerçekten çıksın bu videolar. Biliyorum şu anda bu videoyu izleyen herkes şey diyor ya, Görkem yaptığın içeriğe kafam girsin. Bu nasıl bir video, bu nasıl bir içerik, bu nasıl bir content? Ayak uydurdum. Yine ayak gördük. Oğlum yalnız aynısı lan. Hawaii Meteor Mother'daki ismi ne lan bunun? Diziyi biliyorum, adamın ismini bilmiyorum. Bursum yatmış. Abi bu ne? Ya videonun 30. saniyesinde midem kalktı. Vatan sözüyle bir akrostiş yazalım. Vatan, atam, atatam, atam, nısılsın vatan. Killakan mı yazmış bunu? Bunu okuyan öğretmenin tepkisini merak ettim. Bademli mi bu? Evet abi, bademliyim ben. Magnum dondurma böyle yapmış. Canım çekti lan. Benimle Magnum yemek isteyenleri Instagram DM'e bekliyorum. Beraber Magnum yalayabiliriz. Ben mi doğmuşum, aralarında doblo alışverişim olmuş anlamadım. Bu nasıl fotoğraf lan harbiden? Tebrik ediyorlar oğlum birbirlerini. Burada bir videomuz var. Videoda kadın makyaj yapacak, ayna arıyor. Ve Meriç erkeği de, beta erkek daha doğrusu, telefonundan kamerayı açıyor. Kadın rahat makyaj yapabilsin diye. Tam bir beta erkek. Ama orada alfalar ne derdi? Lavabomuz bu tarafta, orada makyajınızı yapabilirsiniz. Yarın ameliyatın var. Girecek misin, izleyecek misin? Aynen, Netflix'ten izleyeceğim 4K olarak. Beyin ameliyatı nakil. Olayı iyi kavra. Bizim akrabalardan da nakil ihtiyacı olan olabilir. Evet. Her ailede bir mizahşor vardır. Aile grubunda falan olan var mı? Ya benim telefonda gerçi akrabamın falan numarası 10 kişi var rehberimde ama. Bazılarının görüyorum böyle aile grubu var. Cumalarını kutluyorlar birbirine. Hayırlı cumalar veya kötü espriler falan atıyorlar. Samimi niyetsiz grup, yemin ediyorum. Ne demek istediğimi anladınız umarım. Denize sıfır daireler. Yalnız bunlar daire değil, çember. Kapalı yüzme havuzu. Herkesin esprisini laf ettikten sonra yaptığım espri. Savaşta mıyız? Kız barışta yazıyor ya. Senin kafanız. Barista, kafe krema, barista. Bu arada Mersin'de barista diye bir mekan var. Bok gibi. Ulan o mekanın sahibi ya bu videoyu izliyorsa. Veganlar, su içerken utanmıyor musunuz? Balıkların evi o. Bravo kardeşim. Bravo. Anneme göre sabahtan akşama kadar ben. Yani bu aslında mizah değil. Bu gerçek olabilir. Ama hakikaten de böylesiniz galiba. Şark köşesi. Üstad düşündüğüm şakam. Ya da hakikaten üstad düşünmüş. Bu belli yani. Yazma stilinden belli. Regaline kaçında oluyor arkadaşlar? Özelse bir memursa 15'inde. Lan sorduğun soruyu 23 yaşına kadar bu sınırlardan çıkmış ol. Yeni görev eklendi. Yalnız bunu galiba daha önceden görmüştüm. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Tabii ki spa merkezinde. Yaptığınız temaya da bakarım. Şuradaki emoji de şaka bir yana, berbat espriler abi, çıldıracağım ya. Hava iyi, hava kötü. Alo, dediler hastanesi mi? Ya beni buradan alır mısınız? Müşterimiz olun olmayın çay ücretsizdir. Cennete mi düştüm lan ben? 10 numara. Ya bu ceketi çıkartacağım ben ya. Evet, sivit giyip geldim çünkü o beyaz ceketi geçen sene almıştım. Küçülmüş ama. Ya ben büyümüşüm. Yine aynı tema, çıldıracağım. iPhone alacağım. 10 mu 11 mi bir tane yeter kanka. Allah'ım herhalde ben kafayı yiyorum gün geçtikçe ya. Yani YouTube beni bozdu ya. Yani Görkem değiştiğin yerler gerçekten haklı galiba. İçimin yağları eridi. Oğlum bak, oraya gelsem. Lan bir tanesi yorumlara beni yazmış. Mizah desen var, Görkem Karaslan. Bu böyle okunmaz. Mizah desen var. 19 yaşındasın, yaptığın hareketlere bak. Terbiyesiz. Sana bir link atacağım, linki atıyor işte falan filan. Biz bunu 2005'te ilk okulda yapıyorduk. 2005'te ben 3 yaşındaydım, o ara mesele de. Tek seke demiş ki, sen 80 biz neyiz, hepimiz 8. Bu ne lan? Adamlarda Doritos, nasıl bir Doritos? O tip neydi lan? Beyler, ailem kredi kartı limitimi aştığım için bana kızlar, ben de kartımı dondurdum. Senin kafanız. Hayvanlar insanlardan hem akıllı hem de vifalı. Dakika Doğu. Gerizekalı beyinsiz. Şimdi kadının adı Saniye Kuzey. Bu da espri yapmış, Dakika Doğu diye. Yine bir izlememiz gereken videomuz var. Bakalım neymiş. Ne yapıyorsun yavrum? Dur. Şu an çok merak ettim. Ben ne yapıyorum şimdi, bak beni çek. Ne yapıyorum ben? Ne, anlamadım hiç. Alt yazılı dizi izliyorum. Lan çık anasını, çık artık lan, çık. Evet, kadının gözlerinde süzgeç var ve hemen espriyi söylüyorum size, kadın gözleriyle beni süzdü. Rakip eliyorum. Hep beraber. Efe seni sordu, hangi Efe? Künefe. Neyse devam edelim. Hangi dağda en güzel çay içilir? Çay bardağında. Dünya dönermiş ayçi köfte. Bana bakın, benim yanımda böyle espriler yaparsanız canım helva çektik keşke ölsen.
böyle video. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Gerçekten psikolojim bozulmaya başladı. Ben. Bu espriler komik değil. Eğlenceli değil. Yani neyi izliyor bu insanlar ben anlamıyorum. Sonra videolar niye kısa oluyor? Dayanamıyoruz abi. Yandaki videomu tıkarak. Önceki videoda gidebilir. Buradan bir kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Pardon. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Mizah desen var. Daha çok bölüm gelecek merak etmeyin.